Mehmet Yılmaz, T24 Voleybolcular üzerinden toplumsal muhalefet Kadın voleybol takımımızın zaferi, Taliban özentisi birkaç paçavrayı saymazsanız, muhalifi, muvafiyi gazetelerin hepsinde birinci sayfada manşetteydi. Televizyon haber kanalları arasında gezdim, aynı tablo orada da vardı. Bir de fotoğraf var. Ankara gücü Fenerbahçe maçı sırasında çekilmiş. Tribündekiler sahaya arkalarını dönmüşler, televizyondan voleybol maçını izliyorlar. Takip edebildiğim kadarıyla söyleyeyim ki bu kupa zaferi toplumumuzun önemli bir kesiminde ortak bir sevinç yarattı. Elbette ellerine fırsat geçse Türkiye'yi bir IŞİD zihniyetiyle yönetmek isteyen bir grup da var. Onlar bu işten hiç hoşlanmadılar. Bazı oyuncuların cinsel yönelimlerini ön plana çıkararak kendi içlerindeki bastırılmış cinselliği kustular ama bunların sayılarının çok olmadığını söylemek mümkün toplumun ortak sevinci ve karşılaştıkları tepki seslerini kısmalarına da yol açtı. Fark etmişsinizdir. Sosyal medyada dolaşan görsellerinden birinde Vargas'ın o ikonik fotoğrafından elde edilmiş bir çizim, boşluktaki bir fese eski eliyle küt inmek üzere görünüyor. Bu görselle kaç kere karşılaştığımı saymadım bile. O kadar çok tekrarlanıyor. Aynı iletişim gruplarında bile defalarca tekrarlandığını gördüm. Hatta kadın voleybol milli takımının bu zaferinin aynı zamanda siyasal İslam'a karşı kazanılmış bir zafer olduğuna ilişkin çok yorum da var. Siyasal İslam'ın kadının yerini ev, görevini çocuk doğurmakla sınırlayan görüşüne karşı kazanılmış bir zafer. Zaten o Taliban özentisi kesimin bu galibiyete bu kadar öfkeli olması hatta keşke Sırbistan kazansaydı noktasına gelmesinin nedeni de bu. Evinden çıkan kadının erkeklerden daha başarılı olabileceğini görmenin verdiği sıkıntı. Bunlar elbette dinci diye tanımlayabileceğimiz ancak geleneksel Türk dindarlığıyla pek de alakası olmayan, esasen çok kalabalık da olmayan ancak sesleri fiziksel güçlerinden daha çok çıkabilen bir kesimin tepkileri. Kuşkusuz ki dindarlar arasında bu zaferden mutlu olanların sayısı olmayanlardan çok çok daha fazla. Medyanın genel tutumu da bunu gösteriyor. Sonuçta o gazetelerin okuyucuları ve televizyon izleyicileri bu insanlar. Onun için o kesimin tepkisinden daha çok kendisini layık ve modern olarak tanımlayan kesimin bundan siyasi sonuç çıkarması daha önemli. Bu zafer yaşam biçimlerini tehlike altında gören ve ancak muhalefet partilerinden de ümidini kesmiş insanların var olduklarını yeniden haykırabilmesine olanak verdi. Ve sanırım en acı olanı da bu toplumun en az yarısı kendisini yenilmiş hissediyor. Yaşam biçiminin tehlike altında olmasından endişe duyuyor ve böyle şeylerle avunuyor. Sokakta ve siyasette kendisini gösteremiyor örgüsüz. Ümidini bağladığı muhalefet partilerinin ittifakı meğerse ittifak bile değilmiş. Demokrasinin geleceği koltuk hesapları üzerinden kumar masasına sürülmüş. Bu geniş kitleyi temsil etme iddiasındaki partinin yönetimi kendi küçük çıkar hesaplarıyla toplumsal muharefete açıkça iyi diş ediyor. Merak ettiğim şey bu CHP yönetiminin bu amaçla görevlendirilmiş olup olmadığı. Komplo teorilerine pabuç bırakmadığımı okuyucuların bilirler ama karşımızdaki CHP'ye bakınca bunun da pekala mümkün olabileceğini düşünmemekte de elde değil. Cumhuriyetin tarihsel olarak en güçlü iki ana siyasi damarından birinin önünü pişkinlikleriyle kesiyorlar ve koltuklarında oturmaya devam ediyorlar. Ülkenin modern insanları da Tarkan mesaj attı. Voleybolcular kızlar kazandı. Hande Yener pes etmedi diye avunuyor. Rejim de köpeksiz köyde değneksiz gezmenin tadını çıkarıyor. Putin Erdoğan'a bu kez yol vermedi. Cumhurbaşkanının gözü Temmuz ayından beri Putin gelsin diye yollardaydı ama olmadı. Putin'in yurt dışına çıkmak konusundaki isteksizliğinin bir nedeni Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği yakalama kararı. Türkiye bu kararı soykırım suçlusu Sudanlı Ömer Elbişir için bile uygulamamıştı. Putin için de elbette uygulayacak hali yoktu. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu çok önem verdiği tahıl koridoru anlaşmasını canlandırmak için sonunda Putin'in ayağına kadar gitti. Eli boş olarak geri döndü. Kapalı kapılar ardında ne konuşuldu bilmiyoruz ama resmi açıklamaya göre Putin, anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için Batı'nın uyguladığı ambargonun kaldırılmasını istiyor. Batı ise Rusya'yı Ukrayna üzerinden sıkıştırıp iyice güçsüzleştirmek temel politikasından vazgeçecek gibi görünmüyor. Cumhurbaşkanının bunca işi gücü arasında Ukrayna'nın tahılının dünyaya Karadeniz üzerinden serbestçe satılmasını kendisine bu kadar dert edilmiş olmasının Türkiye açısından nasıl bir önemi var diye merak ediyor olmalısınız. Ukrayna tahılının çok küçük bölümü Türk gemileriyle taşınıyor. Bir navlun kaybımız yok sayılır. Öte yandan Ukrayna tahılının Bulgaristan ve Romanya üzerinden satılmasında da anlaşma bittiğinden beri bir engel çıkmadı. Ruslar Türk gemisinde arama yaptılar ama aynı yükü alan Japon gemilerine dokunmadılar bile. Ukrayna tahılımı sattırırsanız size şu kadar komisyon veririm de demiyor ama Erdoğan tahıl koridoru peşinde. Konunun Türk ekonomisiyle dolaylı bir ilgisi var. Erdoğan Putin'le ilişkisi üzerinden batıda ciddiye alınmayı umuyor. Bunun sıkışık Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan dış kaynağın sağlanmasında etkili olmasını bekliyor. Putin kendisine bu kez bu fırsatı vermedi. Batı'nın karşısına çıkıp Putin'le sorunlarımızı benim üzerimden çözebilirsiniz diyebilecek durumda değil artık. Öyle görünüyor ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmaktan vazgeçmesinin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek olmasının ve Nazi özentisi Azov taburu komutanlarını verdiği sözü de çiğneyerek Ukrayna'ya yollamasının Putin nezdindeki karşılığı bu. Dünya lideri propagandası gerçeklerden habersiz. Milliyetçi duyguları galeyana getirilmiş saf kitleler üzerinde etkili olabiliyor ama dünya arenasına çıkıldığında boyalar dökülüyor. Dış politikada böyle savrulmalar esasen temel bir dış politikanız olmadığını, günlük çıkarlara göre yön değiştirebileceğinizi gösteriyor. Öyle olunca da kimse ciddiye almıyor tabii. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.